Gastronomi denince akla gelen ilk şehir Gaziantep'teyiz. Bir futbol sever olarak Gaziantep deplasmanına geldiğimizde hangi lezzetlerden tadacağız? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Bugün burada bu lezzet serüveninde, lezzet yolculuğunda bize Gaziantep Futbol Kulübü'nün iki başarılı ismi Muhammed Demir ve Furkan Soyap rehberlik edecek. Hazır. Takabilir miyim? Müşteri sipariş bekliyor. Geç şunu at. Antepli bir şef gönderin. Atacağım ben, fırlatacağım onu abi. Katmer mi bu kardeşim? Bütün şunu. Nasıl güzel ya, yarısı altta. Hatasız kul olma. Çok komik bir zeytinyağı. Antep zeytinimizden yiyeceğiz. Haydi bismillah. Yiyelim. Giy. Giydin dur. Ben eski şef falan olduğum için bağlayabiliyorum. Ben bağlayamıyorum. Ben bağlayacağım. Kendinkini bağlayayım. Tamam, bağlayayım. Her koyun kendi bacağından asılı. Evet. Güzel. Hazırım. Şimdi kuzu şiş yapacağız efendim. Evet, kuzu şiş. Bir de kuzu sırtı yapacağız. Sırtı. Şişle pişireceğiz ama. Tamam. Sırtı da mı şişle pişireceğiz? Evet, onu da şişle pişireceğiz. Peki siparişi bize yıkıyormuşsunuz gibi geldi bana. Hayır, size tattırmak için. Tamam. Daha lezzetli olduğu tamam. Için. Tamam şefim. Şimdi evet, nasıl başlayacağız? Neden başlayacağız? İsterseniz ne istiyorsunuz? Şundan başlayalım. Tamam. Bu şimdi bunun marinasyonu çok önemli. Evet. İyice yemesi lazım bunu. Biz bunu 8 saat beklettik burada. Önce keseyim sonra ikiye mi bölüm? Yok, ikiye bölüm. İkiye bölüp küp küp kesmesi daha iyi değil mi? Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada bu Antep yöremizde kebap ve benzeri şeyleri hep imza yemekleri. Yani bu coğrafi imzalı yemekler. Buraya gelmişken bunları kesinlikle denemeniz gerekiyor. Yani sadece bunun için günübirlik seyahat eden arkadaşlar var. Şefim yanlış yerden takıyor ya. Uyarmıyorsun ki. Hepsinin sırtları birbirine bakması gerek. Sen her şeyi bilen adam mısın? Şefden daha mı biliyorsun burada? Parmağımı keseceksin, yavaş oğlum. Allah Allah. Peki balcan kebabı hakkında ne diyorsun şefim? Patlıcan şu an mevsim. Patlıcan mı? Patlıcan dedi abi. Alalım abi. Patlıcan dedi. Antepli bir şef gönderin. Balcan değil mi ya? Balcan değil mi ya? Bize balcan da biz. Öyle dendi bize. Sen ha burada kibar. Yok evet. Abi biz balcan diyeceksin. Furkancığım hatırlıyorsan sen ilk buraya geldiğinde Antep'te uzun yıllar oynamış bir abin olarak Antep yemeklerini, kahvaltısını, hepsini beni sırayla gezdirdi. Yavrumuz çıktı 14, 3 hafta oynayamadık. Sırf gezdiğimiz için. Her şeyi yedik ama o kadar lezzetliydi ki hayır diyemedim. Tamam, yavrumuz çıktı diyorsun ama. Yavrumuz çıktı ama. Tamam, sen yavrumuz çıktı diyorsan yerken abi bu neymiş abi diyordun en son. Evet. Bu neymiş abi, ben zorla kimse yedirmedim. Antep'imiz lezzetleri çok iyi olduğu için kardeşim de dayanamayıp yedi. Kardeşim yağ bırakmamışsın. Olsun yazdım. İki et bir yağ diyordun, kalmamış. Evet. Ondan sonra burada sabah kahvaltı katma. Burada Antep'te özellikle her şeyde Antep fıstığına doyacaksınız. Buraya geldiğiniz zaman. Evet. Ve burası yemeğin başkenti diyebiliriz. Gazi şehrimiz Antep'te. Nasıl yaptın ya onu? Ya bunlar hep sosyal medya. Güzel, ne güzel yaptın ya. Biraz böyle şekli tutmadı ama güzel. Bak suya da batırıyorum suya. Aslında yöresel yemeklerimizden işte yuvalama gibi. Evet. İşte analı kızlı gibi. Güzel. Pimpiri maşı gibi. Aslında az birinin Osmanlı kültüründen gelen çok güzel yemekler de var. Evet. Ama et üzerine çok konsantre olduğu için kebap türünün özellikle daha da favori olmuş durumda. Peki kebaplardan favorin hangisi Furkin? Yani aslında benimki hani nacizane benim şaşlık kebabı ama Ali Nazik bir imzadır burada. Ne bileyim küşleme, bir imza. Yani favorin ne? Patlıcan kebabı. Ama balcan diyorum. Balcan kebabı. Evet. Peki Bilecik'te mi burada mı? Burada. Burada mı? Çünkü ben buradayım. Buradaki önemli olan şey ne? Bunun arasındaki çok sıkıştırma. Çok sıkıştırırsan et pişmez. Bak önemli nokta bak şimdi aklıma geldi. Bunu kapatmazsan patlıcanla bu et dağılır gider. Şimdi ya dur hemen ya cıvıtma kardeşim. Müşteri sipariş bekliyor. Geç şunu at. Abi ne kadar geç giderse o kadar değerli oluyor ya. Ya at şunu at. Mesela bu közler iyice pişecek. Gri olacak. Gri olmasını bekleyin kesinlikle. Ya bir şey bilme yalandan.
Patlıcan kebabı detayı. Şimdi kuzu olduğu için yağlı, bunu sürekli çevirmek lazım. Akar, düşer, önemli bunlar. At, acıktık, at şunlar artık. Bu taraf çocuk sıcak, şu tarafa geç, şu tarafa geç. Bir de şey yani bu... Ateşi... Ateş senin için... Mangal bende, konuşma sen de. Sen bildiği işini yap. Geç şuraya, detay ver. Mangal bende. Gördüğünüz üzere ustamız şu an etleri hazırlıyor. Yarı yanık. Antep, kesinlikle deniyorsunuz. Patlıcan kebabı. Kuşbaşımız, Ali Nazi'miz. Yani yemeğin başkenti. Şimdi lahmacuna geçtik. Evet, fındık lahmacuna geçtik. Mahmut abi fındık lahmacun yapacak. Aynen öyle. Ben keseceğim onu ortayı, o gol yapacak inşallah. Aynen, boyutunu ayarla Furkim. Fındık lahmacunun fındık lahmacunun boyutu bu. Önemli olan unuymuş, unlamazsan... Bu arada un da bu yörede gerçekten kendi yapılan, böyle tadı da veren şeydir. Fındık lahmacunumuzu iyice açıyoruz. Unumuz gerçekten önemli, ince olması da önemli. Sabırla, güzel şekilde bunları bu şekilde. Ya biz tabii şef olmadığımız için, sadece Antep'te geldiğimizden beri yediğimiz için, yani hamura şekil vermek kolay değil. Sebzeli mi, soğanlı mı? Ben soğanlı lahmacun severim ama ikisi de bana çok güzel geliyor canım kardeşim. Şimdi ben sebzeli, yani zebzeli. Hamurumuz Antep hazır dilinde. Hamurumuz hazır. Kalın mı şefim biraz? Yok değil, ben onu ayar çektim. Hamurumuzu böyle koyuyoruz. Ama bak şey demişti, bunu unundan arındırdım. Unundan arındırdım, arındırmamış mı? Biraz sen bana yardımcı olabilirsin canım kardeşim. Şöyle. Şimdi. Abi bu kadar kıyma ya, restoran batar. Batmaz, bir şey olmaz. Bu bizim... Aldım sonra değil mi? Evet. Yaptıktan sonra yiyebilirsin canım kardeşim. Şimdi. Ben de hayatımda ilk defa lahmacun yapıyorum. Genelde dediğim gibi yerim. Ama elimden geleni yapacağım. Ustamızdan öğrendiğimiz bir şey var. Antep'in bize özgüymüş. Kenarları da bize özgü olduğu için sıfır olması gerekmiş. Hiç boş kalması gerekmiyormuş. Tamam. Biraz böyle saçma sapan da olsa. Et alma daha. Saçma sapan da olsa. Restoran bakıyorlar, müdür bakıyor, et alma daha. Şimdi onu atacağım. Güzel bir şov yapacağım. Ustamdan öğrendim. İnşallah beceririm. Beceremesem ben uçarak tutarım onu senin kapının önünde. Bence sen de o pişmeden yiyebilirsin de daha çok. Ben yiyen taraftayım yani. Tamam. Şimdi hazırsanız bunu fırına atacağım. Bunu evde denemeyin. Arkadan çekilin. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Cahat. Bravo. Şimdi az yavaş yavaş pişecek. Öv beni Furki. Bravo. Müthiş atıştı. Öv beni Furki. Onun üzerinden 10 numaralık atıştı. Az daha kalbim kalbim az daha şöyle gitti geldi biliyor musun? Bu lahmacunu yemeyiz, asarız böyle şey yani. Müthiş. Eser olarak. Süper. Çıktıktan sonra da çatır çatır. Çıkarması da zor, onu da çekersin. Güzel, güzel. Nasıl güzel ya? Yarısı altta kaldı. Hatasız kul olmaz. Atalım şefim. Tamam, şefim. Güzel gideri var. Çıktı mı güzel çıkar. Çok yakın attı ya. Çok yakın attı. Benim lahmacunum da çok yakın attı. Uzarsa daha güzel pişecek. Bu lahmacun var ya, attığım lahmacun. Bu attığım lahmacun masaya gelecek. Şeklini, şemalini, güzelliğini görürsünüz. Aynı lahmacun gelecek. Yalan. Lahmacun. Furkan Soyalp ve Muhammed Demir sahadaki hünerlerinin yanında mutfaktaki hünerlerini de bize gösterdi ve Antep lezzetlerini bizlere elleriyle yaptılar. Biz de beraber tadacağız şimdi. Sofrada ne var Muhammed? Şimdi ben sofrada ne var anlatmadan önce, sofrada tabii lahmacunumuz var Furkan kardeşim. Bu arada bir anekdot. Benim yaptığım çıtır lahmacunu fırından çıkmadan Furkan yediği için elimizde sadece bu kaldı. O yüzden... Lahmacun değil de, yani kardeşim burada anlatmak istediği şey... Türkiye haritası yaptım. Bir saniye, hayır. Burada anlatmak istediğin şey, hani bu buraları anlatıyorsun, bu yöreleri anlattığın için... Urfa'daki Göbekli Tepe'yi de anlatmaya çalıştı kardeşim. Eserini dokundurdu. Evet, eserini yani dokundurdu. O yüzden Furkan kardeşimin yaptığı... Antep lahmacunu... Bir saniye, tamam. Birazcık çıtırdat bakalım. Çıtır şuradan bir böyle biraz. Şu tarafından, şu tarafından, şu tarafından. Biraz yaklaştır. Tamam. Evet. Geldi. Bismillah. Kardeşim mikrofonu tutur. Kardeşim mikrofonu tutur. Çıtır çıtır. Ellerimizle paylaştıralım. Şöyle. Yemesek miyiz? Şimdi. Önce Furkan'ın lahmacundan bir... Lahmacundan bir başlayalım. Tadalım. 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 Niye yemiyorsun kendi yaptığını? Yedim ya. Ya sen az ısırdım. Bakalım.
Lezzet yerinde. Çıtırlı da yerinde kardeşim. Ellerine sağlık. Geçelim pişirdiğimiz, kendimiz yaptığımız etlerimize. Önce patlıcan kebabımızı yaptık. Furkan kardeşim gerçekten güzel yaptı. Beni aşırı şaşırttı ama ellerine sağlık. Kuşbaşımız var. Kuzu sırtımız. Bunları kendi ellerimizle yaptık. Ben de merak ediyorum. İnşallah lezzetli ve güzel olmuşlardır. Ambulans hazırlasınlar mı kapıdan? Yani mide spazmı için akşam bir sorum alırız gibi geliyor ama. O zaman patlıcan kebabın nasıl yenildiğini gösterecek misin? Öncelikle patlıcanımızı şöyle soyduk. Daha sonra bunun ikisini beraber çatalımızla, bıçağımızla şöyle. Bir ediyorsunuz. Aynen öyle. Birbirine karıştırıyorsun. Patlıcanın özelliği bu. Bunu dürümümüzü yapıyoruz. Patlıcanımızı. Allah. Bu şekilde yediriyoruz. Patlıcan yiyişimiz Antepliler olarak böyle. Nasıl? Ölmeyecek misin? Yani bakınca biz yaptık ya, ölmeyebiliriz. Yaşar mısın? Yaşar. Şimdi bakınca şimdi şöyle diyorlar ki patlıcan kebabı nasıl eti ayırmayacağız, patlıcanı ayırmayacağız falan. Bu şekil. Böyle yeniliyor. Yemeği yerken futboldan, takımdan da konuşalım. Takımda hava nasıl gidiyor? Ligin sonuna doğru geliyoruz. Sağ salim, sakatlık, kazasız bitirmek istiyoruz. Çünkü hedeflerimiz illa var ama kupaya gitmekte hedefimiz. Kupadan elenince tabii biraz modumuz düştü. O da bizim tabii işimizi, yani o da bizi işimizi yapmamızı biraz engelledi. Olumsuz, negatif sonuçlar aldık ama dediğim gibi şu an sadece tek hedefimiz en yukarıda en iyi şekilde bitirebilmek. Furkan, sen neler söylersin? Sonuna doğru geliyoruz ligin. Evet, sonuna doğru geliyoruz. Her zaman sonlar daha zordur. Yani ikinci yarı daha zordur. Açıkçası biz de istediğimiz kupa maçındaki mağlubiyetten dolayı hem demoralize olduk hem de 120 dakikalık maç çok yorulduk. Sonra istemediğimiz sonuçlar aldık ama bu sonuçlar alırken de iyi oynadık. Önümüzdeki maçların hepsinden alabileceğimiz maksimum puanı alıp hem hedefimize hem de bireysel olarak gelişimimize, takım olarak gelişimimize bakacağız. Çok konuştun zeytinye. Antep zeytinimizden yiyin. Yeşil zeytinimizden yiyin. Vallahi şöyle ikram edeyim sana canım kardeşim. Şey sarma da. Sarmamız da var. Sarmamızın da içi kırmızı. Evet. Yani normalde o pirinç işte normalde biraz daha böyle beyazımsı olur ama Antep'te her şey kırmızı. Antep'te şöyle. Acısı seçeneği yok. Evet. Acılı veya az acılı. Acısız dediklerine bakmayın. Kesin acılı yiyeceksiniz. Acısı diyorsa acızılı gelecek. Ona göre sipariş veririz geldiğinizde. Sarmamızı da gösterelim. Furkan sarma sende kardeşim. Yiyeyim mi göstereyim mi? Sen yeme, bir şey de yeme, bir dur. Kalktı mı? Gidecek mi? Tamam, götür. Yemeğin üstüne tabii tatlı da geldi. Katmer. Tabii baklava aslında. Baklava da vardır ama katmer şu an sofrada. Ya katmer de favorilerimizden. Baklava tabii Antep deyince baklava. Katmer Antep'te her saat yenilebilen bir şey olduğu için kahvaltıdan 24 saat açık yerler var. Bir şey olduğu için o da tabii bizim spesiyelimizden oluyor. Muhammed abi beni bir restorana götürdü. Daha ilk geldi, yeni transfer oldum. Yemeğimizi yedik işte havuç dilim baklava geldi. Tam yiyeceğim böyle aldım elime. Böyle kenarında şey var, elle yeniyor. Tam yiyeceğim böyle aldım elime. Yanından böyle bir el geldi. Ne yapıyorsun sen falan dedi. Ne oldu abi? Ne yapıyorsun öyle baklava mı yedin ya dedi. Dedi aldı elimden böyle baklavayı. Ters çevirdi. Şöyle hani. Doğru yiyeceksin abi. Ters çevirdi. Doğru yiyeceksin. Tamam abi ben yerim. Yok. Kırmızı çizgilerimiz var. Yok dedi. Ben yerim dedi. Yok dedi. Sen yiyemezsin. Böyle ısıttırdı bana. Yani ilk geldiğim gün düşün yaşadığım hikayeyi. Ters çevirip öyle yenecekmiş baklava. Orada öğrendim. O gün o gündür. Bu konuda hassas. Evet, hassas. Çok hassas. Beyran'a çorba diyene kovalıyorlar. Beyran çorba ile il sınır dışı. Beyran çorba değil çünkü. Yuvalama. Beyran o. Çorba değil. Evet. Yemek. Çok güzel bir hava kattığımızı düşünüyorum lige. Çünkü gerçekten buraya gelen takımlar, oyuncular, taraftarlar zaten biz buranın keyfini çıkartıyor, tadını çıkartıyoruz ama herkesi buraya bekliyoruz. Çünkü yemeklerimiz, lezzetlerimiz yani sayısız, eşsiz, evet. Sınırsız herkesi Antep'imize bekliyoruz. Herkesi Antep'e bekliyoruz arkadaşlar. Hem ağzınıza hem de elinize sağlık. Çok güzel vakit geçirdik burada. Nacizane elimizden geleni yaptık, ellerimize bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir yanlış bir şey yaptıysa affola, çok bilmeden yaptık. Kapadokya yapmadın mı şu an? Her şey için teşekkür ederiz biz de. Siz de bizi tanıttınız. Gayet de lezzetliydi. Süper. Yemekler. Evet. O zaman uğurlar olsun.